tam olarak bu adımla beraber Google'dan ne istiyor? Evet, bu aslında daha geniş bir soruşturma Google adına ve bu spesifik adımla beraber Adalet Bakanlığı tarafından açılan bu soruşturmayla beraber daha geniş kapsamlı bir aksiyon alınmasıyla alakalı. Ama bunların tabii operasyonlarının bölünmesi, bir yapısal değişiklik getirilebilir Google'a ve işte buna ek olarak da davranışsal değişiklikler olabileceği söyleniyor. Bu da mesela Google'ın sahip olduğu verileri, arama motorlarında sahip oldukları verileri bazı diğer kurumlarla paylaşmaları olacak. Ama burada Adalet Bakanlığı'nın yapmak istediği şey şu, burada bir tekel oluşturmuş durumda arama pazarında ve bunu kötüye kullandığını iddia ediyor yıllar içerisinde. Dolayısıyla burada işte Chrome tarafındaki veya operasyon sistemleri ya da uygulama mağazalarındaki tekel olmasını aslında önüne geçmek istiyor ki bu yerler bir altın madeni gibi olmuştu Google hayata geçişinden bu yana. Peki şu an itibariyle ne kadar büyük bir değişim gerekebilir Google'la alakalı olarak? En radikal karar operasyonların bölünmesi olabilir. Ama şu anda bunun erken aşamasındayız. Bu yılın başlarında Google'ın bir tekel oluşturduğu arama pazarında bu kabul edilmişti. Ama şu an itibariyle potansiyel olarak da bir reçete sağlanıyor. Yani işte farklı fikirler ortaya konulabilir önümüzdeki haftalarda, aylarda ve gelecek yılda bir duruşma olacak bununla alakalı olarak. Her iki taraf kendini savunacak. Bu noktada Google yani radikal olabilir, çok kötü ve beklenmedik sonuçlar yaratabilir hem hizmetleri hem müşterileri için dedi. Ama şu anda önümüzdeki birkaç ay boyunca herhangi bir karar çıkmayacak. Ama tarihsel olarak baktığımız zaman aslında enteresan çünkü ABD hükümeti Microsoft'un da peşine gitti. Ve Microsoft ofis ürünlerini beraber tutmanın, tekel olmasının aslında müşterileri için daha faydalı olduğunu söylemişti ve Microsoft bu hukuki süreci kazanmıştı. Yani Google da büyük ihtimal benzer olarak açıklamalarda bulunacak ve biraz daha aslında bütün bu hizmetleri aynı çatı altında tutmaya çalışacak gibi duruyor. Peki son olarak da bu aslında genel olarak ABD tarafındaki Big Tech durumunu nasıl etkileyen bir süreç? Evet, burada Adalet Bakanlığı sadece Google değil, farklı Big Tech şirketlerinin de peşinden gitti. Apple, Amazon, Meta gibi şirketler de belli soruşturma süreçleriyle karşı karşıya kaldı. Yapay zeka ile örneğin işte alakalı olarak da gördük. Google son birkaç yılda burada dominant olan şirketlerden bir tanesi ve daha önceden aslında Big Tech şirketlerinin burada gücünü azaltmak için bazı engellerle karşılaştığını ama bu noktada şöyle gözüküyor. Yani en azından Google'a karşı biraz daha yol kat ettiler gibi duruyor. Örneğin işte Apple tarafta siz cep telefonunuz için uygulamalar alırken yine orada da bir tekel oluştu. Yani genel olarak hükümet burada çok fazla gücü elinde tutan ve müşterilerin günlük hayatlarını etkileyen şirketlere karşı bir duruş belirtmiş durumda. Peter, çok teşekkürler bize katıldığın için. Ben teşekkür ederim.